Evet arkadaşlar, selam. Mücahit Tercoğlu YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımızda çok 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 değerli bir araç var. Aracımız Evo. Bu araç Trabzon için bir şehir efsanesi. Nasıl bir şehir efsanesi? Bu araç arkadaşlar tam 10 yıldır bu görmüş olduğunuz lastikçinin içerisinde yatıyor. 10 yıldan beri bu araba dışarıya hiçbir şekilde çıkmadı. Çıkmamasıyla alakalı niye çıkmadı? İşte bir şehir efsanesi oluştu. Emniyet müdürünün yanından işte 280'le geçti. Emniyet müdürü işte abimize kafayı taktı diye çıkmadı denildi. Ondan sonra aracın orijinal rengi siyahtı, tanınmasın diye beyaza boyandı. Ondan sonra dükkana çekildi. Ondan dolayı sürülmedi gibi bir sürü şehir efsanesi dolaştı. Bunların hepsinin geldik, abimize konuştuk. Abimiz sadece videoda ben olmayayım dedi. Siz kendiniz soracaklarını sorun. Kendiniz videoda kendiniz cevaplayın dedi. O yüzden biz soracağız, biz cevaplayacağız gibi olacak. Motorun içindeki eksalar ne? İşte arabanın değişen durumu ne? İşte arabanın motorunun içinde boya var mı yok mu? İçinde neler var? Egzoz sistemi nedir? Aracın sahibi şu anda bu arabayı gerçekten daha niye dışarıda sürmüyor? Araç şu anda yürüyeni kaç beygir? İşte aracı satmayı düşünür mü? Satsa ne kadara satar? Bunların hepsini şimdi sizlerle beraber deneyeceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar öncelikli olarak ben abimize sordum. Abi dedim, arabayı satmayı düşünür müsün? Aracın şu anda sahibinden.com'da hani bir eş değeri, bir örneği vesaire yok. Bir fiyat biçmek istersen ne kadar biçersin diye sorduk. 1250 ile 1,5 arasında diyebiliyorum ama hani şu anda satma niyetim yok. Satacağım zaman tekrardan tabii ki de bakarım. Satma niyetin nasıl olur dedim abi. Ben bu arabayı dedi satacaksam sadece daha iyi bir arabayı alabileceksem. Örnek veriyorum GTR olur. İşte 2005-2006 model Porsche 911 turbo olur. Yani yükseklere çıkartabileceksem eğer ki seviyemi o şekilde satarım. Şu an için satmak gibi bir düşüncem yok. Çünkü üstüne hani koymaya şu anda pek durum müsait değil. Ondan kaynaklı şu an hani kim gelirse gelsin arabayı satmayı ben düşünmüyorum diye bana cevabını verdi. Onun dışında sattıktan sonra da yine örnek veriyorum bir GTR alsam da ben bu arabayı yine buraya çekeceğim, sürmeyeceğim dedi. Arabayı sürmemesindeki sebebi de birazdan açıklayacağım. Arkadaşlar aracın, ya bu sinek de gitmedi gitti. Şimdi aracın orijinal rengi siyah arkadaşlar. Abimiz arabayı dükkana çektikten sonra araç çok pisleniyordu. Pislendiğinden dolayı da aracı kendisi tamamen keyfi, zevkine bağlı olarak aracı beyaza boyatmış. Dükkanın içinde daha güzel duruyor diye. Ben sordum, abi dedim, arabanın daha öncesinde boya değişen durumu neydi? Dedi kardeşim, daha öncesinde arabada 2-3 parça boya vardı. Arabamda değişen yoktu. Zaten arabayı aldığında araba 30 bin kilometredeydi. Yani bu araba şimdi burada 10 yıldır yatıyor ya. Arabayı 10 yıl öncesinde de 5 yıldır da kendisindeydi. Arabayı 30 bin kilometredeyken almış. 80 bin kilometrelere kadar yanlış hatırlamıyorsam sürmüş. Ondan sonra araba yatışı. Yani araba 15 yıldan beri abimizin kendisinde duruyor. Şimdi sorduk, ondan sonra dedik ki abi tamam, bu araba dükkanda yatıyor. Sen bu arabayı kendini çalıştırıp dışarıya çıkıyor musun? Hani sonuç olarak bu arabayla 5 yılın geçmiş. Çok da değerli bir araba. Çıkartıp gazlıyor musun? İşte basıyor musun? Daha öyle şeyler yapıyor musun? Yapmıyorum dedi. 10 yıldır bu araba bu kapının önünden şuradan öteye geçmedi dedi. Yani geçmemesindeki sebep de arkadaşlar şuymuş. Bu abimiz vakti zamanında tabii ki de şimdi bu arabayı binenler otomatik olarak böyle hacı hocası da binse belli bir sıfata bürünüyor. Bu abimiz de o sıfata bürünmekten artık çekinmiş. Yani o sıfata bürünmek daha istememiş. Bu sıfata bürünmek istemediği için de bu arabayı sürmeyi bırakmış arkadaşlar. Bir de zamanında şimdi diyor ki abimiz, bizim zamanımızda biz bu arabayla yarışırdık, işte dönerdik, sıfır çizerdik, gazlardık vesaire. O zaman polis gelirdi, 50 lira 100 lira trafik cezası yazardı, öderdik geçerdik. Ama şu anda bu cezalar artık fahiş fiyatlara çıktı. Yani ben şu anda bunu kaldıramam dedi. Kaldırırım da hani gerek yok dedi. Onun dışında abimiz şu anda 43 yaşında. Şimdi ben bu arabayla gittiğim zaman şimdi polis gelecek, diyecek ki bu arabanın kaputu niye delik? Bu arabanın arkasında işte niye kanat var? Ben şimdi gelmişim kaç yaşında? Bu polemiklere trafik polisleriyle giremem. Rahat da bırakmazlar beni. Yani bu sebepten ötürü abimiz de bu arabayı sürmüyor. Yani hem dışarıda kafasına sıkıntı almamak için, hem de bakan demesin ki adam gelmiş kaç yaşına ne arabası sürüyor dememesi için bu arabayı sürmüyor.
Yani bu arabanın şu anda bu lastikçi de 10 yıldır yatmasındaki tek sebep bu arkadaşlar. Onun dışında sordum, abi dedim aracını hiç özlemiyor musun dedim. Dedi ki yok dedi, özlemiyorum. Dedim hani böyle 2-3 ayda bir oturup işte ya da senede bir falan oturup içine marş basıyor musun arabaya? Yok dedi, marş da basmıyorum. En son kendimin oturup basmış olduğum marşı belki 5-6 yıl önce basmışımdır dedi. Abi dedim muayeneye gitmiyor musun hiç arabanın sonuç olarak? Yatıyor araba, yatan arabada muayeneye girmesi gerekiyor. Muayene yaptırmıyor musun hiç arabaya dedi. Dedi ki hayır, arabanın şu anda muayenesini de yaptırmıyorum. Arabayı dükkandan hiçbir şekilde çıkartmıyorum. Ben kendim dedim abi dedim hani arabayı olduğu yerden dışarıya alsak. Arabayı dedim olduğu yerden dışarıya alsak, dışarıda video çeksek arkasını altını falan filan. Dedi kardeşim şimdi bizim bu arabayı dışarıya almamız demek şimdi bu araba yatan araba. Ben bu arabayı dışarıya çıkartacağım zaman arabayı komple hani mecazi anlamda üstten aşağı komple yağlamam gerekiyor. Çünkü pistonun içinde şu anda yağ kalmamış olabilir, işte toz girmiş olabilir, paslanmış olabilir. Dışarıya çıkartacağım zaman piston hareket ettiği zaman yatağını çizebilir. Ondan kaynaklı ben bu arabayı hiçbir şekilde dışarıya çıkartmıyorum. Sordum abi dedim şu anda bu arabayı ben çalıştırsam yani dışarıya çıkıp gezmek istesem gezebilir miyim dedi. Tabii ki de arabanın yağını, filtrelerini değiştir, aküsünü yerine tak, marşa vur, olduğu gibi çalıştırır gidersin dedi. Dedim tamam abi sıkıntı yok. Aracın onun dışında arkadaşlar bütün orijinal parçaları duruyor. Aracın üzerinde hani böyle bakıldığı zaman tamam Evo bir yarış arabası. Ben de ilk başta şey düşünmüştüm, acaba bu araba kaç beygir, böyle 600-700 beygir vardır diye düşünmüştüm çünkü kendi orijinal karbon kaputu var ama şöyle dışarıdan baktığı zaman da sadece şu görünüm bile arabaya böyle üst düzeylerde, üst düzey beygirlerde olduğunu ifade eden bir görüntüye sahip. Ben ondan sonra dedim 600-700 beygir vardır diye ama aracın gerçek beygirini de şimdi açıklayacağız. Onu da hatta şöyle yapalım. Şu motor içini size bir gösterelim. Onu gösterirken Eren kardeşimle beraber anlatalım hatta size onu. Şu kaputu şimdi bir açalım. Evet arkadaşlar şimdi kaput içine geçtiğimiz zaman yine standart arabalardaki gibi şu şekilde açıyoruz. Şimdi benim direkt olarak motor içinde gözüme çarpan parçalar yani yatan araba diyorlar ya arkadaşlar bak görüyor musun şu pasları? Şuraları görüyor musun? Yani araba gerçekten hani 10 yıldır yattığının göstergesi bunlar. Şimdi Eren'cim gel. Eren'cim hoş geldin videoma. Evet arkadaşlar aracın motor içine geçtiğim zaman aracımız orijinalde stokta 2.0 motora hacme 280 beygirlikte bir güce sahip. Ama aracın üzerinde ekstralar var. İşte HKS'nin blow-off'u, Samco'nun hortumları, headers'ı, intercooler'ı vesaire bunlara şimdi değineceğiz. Arabada ekstra olarak ne var? Ekstra olarak araçta Ingen'in hava filtre kiti bulunmakta. Bu hava filtre kiti bu araç için tercih edebileceğiniz en pahalı hava filtre kitlerinden biri. Onun dışında soğutma sistemine katkı sağlaması açısından Gredi'nin bir intercooler'ı var. Intercooler dışında Samco'nun silikon hortum var daha iyi bir soğutma sağlamak amacıyla. Komple olarak headers'tan itibaren HKS'nin egzoz sistemi bulunuyor aracımızda baştan arkaya kadar. Yine aynı şekilde araçta HKS'nin blow-off tercih edilmiş. Yine tekrarlıyorum HKS'nin yükseklik, alçaklık ve yumuşaklık ayarlı coilover'ları mevcut. Onun dışında da arkadaşlar aracın şu andaki bu hani mekanik aksamıyla birlikte üretmiş olduğu güç 340 beygirmiş. Ama abimiz bize söyledi ki hani ben şu anda bunu 500 beygir yapmak istesem yazınla beraber 500 beygire kadar da çıkartabilirim. Ama onu istemiyorum. O çünkü motora zararlı, motorun ömrünü kısaltıyor. Bundan kaynaklı ben bunu zamanında bu seviyede bıraktım diye söyledi. Basmasan o gaza olmaz yani. Görmüş olduğunuz gibi arabanın için öyle ekstra motor içi falan girilmemiş olan malzemeler sadece bunlar. Şöyle detaylarına baktığımız zaman şunu kapatalım. İçine baktığımız zaman arkadaşlar normalde bu araçların stopları içi krom şeklinde çıkıyormuş. Ama abimiz buna MR stop getirmiş. Amerika'dan yine aftermarket aracımızda karbon detaylar var. Önek, ön logosu vesaire. Yan tarafına geçtiğimiz zaman jantlarını sordum abi dedim. Başka jant kullandın mı? Bu üzerindeki lastikler arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam 2015 tarihli. Dedi ki bu arabanın üzerinde ben lastik vardı sattım. Lastik vardı sattım. Elimde lastik yoktu. İşte uygun ebat müşteriye buydu. Bunu sattım. Ondan kaynaklı lastiklerini arada sırada kendisi değiştiriyormuş. Jantlarını da çok değiştirdim diyor. Birden fazla jant değişimi yaptım. Aynalarını sordum dedim. Aynalar niye böyle küçük abi? Aynalarsa APR'nin F1 tipi karbon aynaları daha iyi bir aerodinamik sürüş sağlıyor. Tamamen o sebepten ötürü tercih edilmişler. Şöyle arka tarafına doğru aşağı inip bir bakalım şimdi. Şimdi arkadaşlar aracın arkasına geçtiğim zaman da görmüş olduğunuz gibi kanat orijinal. Hatta Zafer abi dedi ki şimdi dedi ben bu arabayla trafiğe çıksam hiçbir şey olmasa bile bu kanadı gören polis direkt geliyor diyor ki ha bu arabada ekstra bir şeyler var demek ki. Yine plakamız Evo
EV çift 08. Arkasında arkadaşlar öyle çok fazla değinecek olduğumuz bir detay yok. Burada görmüş olduğunuz gibi gayet güzel bir görünüme sahip olan bir egzoz kafalığı var. Şöyle içine bir ufaktan bir değinelim. İçine bakalım aracımızın. Şimdi şöyle içine geçtiğimiz zaman arkadaşlar kapıyı direkt açtığımız anda zaten böyle hani yatan arabanın böyle bir değişik bir kokusu olur ya, böyle hani rutubet yapmış gibi. O şekilde bir kokusu var. Aracın içerisinde torpidosunda gördüğüm kadarıyla herhangi bir deformasyon vesaire yok. Koltukları Recaro'nun koltukları. İçinde eksi olarak takılan arkadaşlar direksiyonumuz orijinal. Vites topuzumuz sonradan kaplatılmış. Burada ayrıyetten bizim göstergelerimiz var. Bu göstergeler de sonradan takılmış. Aracın şöyle anahtarı da zaten göstereyim. Üstünde duruyor ama şu anda aracın aküsü takılı olmadığı için kontağı çevirdiğimiz zaman marşını da almıyor. Burada böyle bir ACD tuşu var. Bu yüksek ihtimalle araç zaten orijinalde 4 çeker. Çekiş sistemiyle alakalı bir tuş. Aynalarımızın tuşları, farlarımızı yakıp söndürmeye yarayan tuşlarımız. Onun dışında aracımızın üzerinde kliması da var. Sordum, arabanın üzerindeki her şey orijinal takılanlar, orijinal olanlar da sonradan takılanlar çalışmayan bir aksam var mı? Dedi ki yok, hayır. Araba fabrikadan nasıl çıktıysa aynı o şekilde duruyor. Hatta şurada bilmem siz görebilir misiniz arkadaşlar? Örümcek ağı var. Şöyle yakalayayım onu da. Görmüş olduğunuz gibi aracın içine artık örümcek ağları bürümüş. Yani gerçekten çok değerli, çok özel bir araba. Böyle dışarıdan önünden, aracın önünden geçen herkesin böyle gelip aa ne güzel araba diye baktığı araba. Evet arkadaşlar, araçla ilgili diyeceklerim bu kadar. Güzel bir inceleme videosu olduğunu düşünüyorum. Farklı olduğunu düşünüyorum en azından. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı, videoma beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.